Düzü.com.tr Lonca Medya izleyicileri. Şu an Beylikdüzü'müzde değerli bir misafirimiz var. Mermerciler Derneği Başkanı Sayın Zuhal Hanım burada. Bir kültürümüzden bahsetmiştiniz. Dediniz ki mermer kültürü bizim atalarımızdan gelen bir kültür. Bunu biraz açabilir miyiz? Orada tam anlayamadık. Evet. Şimdi sürekli biz kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Kentsel dönüşelim, düzenlenelim, yenilenelim, farklılaşalım diyoruz. Daha iyisi olalım diyoruz. Ben de diyorum ki bunu yaparken doğru yapalım. Kalıcı eserler bırakalım. Böyle bir şeye de gerek olmasın diyorum. Baktığınız zaman İşte bir İpek yoluna, bir kral yoluna, bir baharat yolu dediğimiz bu üç farklı şey ticari yollara baktığınız zaman o ticari yollar üzerine kurulan hamlar, hamamlar var. Bugün hala ayaktalar. Romalılara bakıyorsunuz birçok eserleri hala ayakta ve şu anda birçoğu da bizim turizm kaynağımız. Şeye bakıyorsunuz, Osmanlı dönemine bakıyorsunuz, o dönemde yapılan eserler hala ayaktalar. Biz de böyle şeyler yapmaya gayret edelim. Gayret edelim ki sadece onlar için gelen turistler değil, gelecekte de bizim yaptığımız, bizim mimarlarımızın yaptığı yapılar için turistler gelsin. Ve böylelikle kenti daha büyük, farklı bir kalite kazandıralım. Aksi halde böyle yap, yık, yeniden yap, tekrar yık, tekrar yap, buna gerek yok. İşte yeni bir yerleşim yeri yapıyoruz mesela şeyde, Arnavutköy'de. Orada da gidin bakın girintili çıkıntılı falan yollar yapıyoruz. Oysa bir Hong Kong'da yaşamış biri olarak şunu söyleyebilirim. Orada belediye hangi arazi yapılacaksa, açılacaksa, yapılmaya, yerleşim açılacaksa diyor ki mimarlık ofislerine bunu bir yarışmaya sunuyor. Benim diyor şöyle bir arazim, işte 3 hektar, 5 hektar, 1 hektar neyse böyle bir arazimde şu kadar bina, bu kadar ev, şu kadar okul, şu kadar yeşil alan, bu kadar işte toplu taşımacılık durakları falan istiyorum diyor. Ve bunu yarışmaya sokuyor. Herkes kendi çizimini getiriyor. Kendi yaptığı projeyi getiriyor ve hangi proje kazanırsa o proje uygulanıyor. Uygulanmadan evvel devlet bunun altyapısını yapıyor. İşte gerekli ulaşımını sağlıyor. Elektrik, su neyse onları getiriyor. Kanalizasyon falan. Sonra da üstüne yatırımcılar kendi binalarını dikiyorlar. Şimdi bu bir bilinen ve doğru bir yöntemse biz bunu yeni baştan bambaşka yöntemlerle yapıyor olmamız çok yanlış. Bakın burada bugün işte 450 kişi tapu bekliyorum dedi. İşte organize sanayi bölgesi şunu yapıyorum dedi. Diğer bir çok daha güzelini söyledi. Biz şehirdeydik. Buradan çıkın dediler. Biz Beylikdüzü'ne geldik. 60 kilometre mesafeye geldik. Şimdi de yanımıza ev yapıp buradan da çıkın diyorlar dedi. Şimdi bunlar böyle olmaması lazım. Ben bunun konuşmasını yapmak istedim. Ve diyorum ki tekrar söylüyorum. Kalıcı eserler bırakmadığımız takdirde yıkıp yakarak ekonomiye de çok büyük ciddi zararlar veririz. Kültürel ve sosyal olarak da çok büyük zararlar veririz. Bunu engellememizin en doğru yolu yine bilen insanları dinlemekten geçiyor diyorum. Hepsi bu. Peki Sayın Başkanım şöyle bir şey diyebilir miyiz? Mesela eski tarihi taş devri dizileri vardı. Taş devrinde çok affedersiniz mermer taş, bolos taş gibi deyimler vardı. Evet. Yani bu tarihten gelen bir olguyu siz zaten sağlamlık olarak nitelendirdiniz. Ama içeride bir konuya daha değindiniz. Dediniz ki mermer hijyen demektir, mermer temizliktir, mermer mutlaka sağlık içinde olmalıdır dediniz. Doğru mu? Kesinlikle, kesinlikle bunu tekrar ediyorum. Bakın bugün kullandığımız bütün her şey kimyasallarla birleşmiş şeyler. Oysa mermeri kullandığınız takdirde hem içeride ülke ekonomisine fayda sağlıyorsunuz, bir milliyetçilik ortaya koymuş oluyorsunuz, hem de hijyeni sağlamış oluyorsunuz. Bir üçüncüsü de kalıcı bir şey yapmış oluyorsunuz. Yani siz kalkın istediğiniz kadar mutfak tezgahınızı herhangi bir malzemeden yapın. Günü gelecektir ya yanacaktır ya atılacaktır. Ya rengi solacaktır ya yanacaktır. Mutlaka defolanacaktır. Ama mermer koyduğunuz takdirde devam edecektir. Biraz evvel de söyledim. Kalıcı eserlere baktığınız zaman hepsi mermerden yapılmış. Bu kadar basit yani. Kalıcı bir şey yapmak istiyorsanız mermer kullanın. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. İşlerinizde başarılar diliyoruz. Lonca Medya olarak teşekkürler. Sağ olun. Kapattın mı?